Su lazım. Onun gıdalar lazım. Yani ot lazım. Çünkü ota göre ayarlanmış onun sistemi. Ota göre ayarlanmış. Şimdi otu bilmeyen hayvana o donanımı nasıl verecek? Otu bilmeyen hayvana o donanımı veremez. İşte dolayısıyla adeta ot kiminse sığır da onundur. Mesela çiçek kiminse göz de onundur. Veya göz kiminse çiçek de onundur. Ekmek, buğday kiminse mide de onundur. Böyle hep çoğalt. Çünkü biri birisiz olmaz. Başka bir örnek vereyim. Bal arası güneş. Güneş gibi. Gözü diyecektim zaten. Mesela güneş kiminse göz de onundur. Göz kiminse güneş de onundur. Güneşi bilmeyen göze bu özelliği veremez. Yani anne karnında göze böyle şekil veren güneşi bilmesi lazım. Şöyle güneşe bakacak. Göz aman ha yanlış olmasın. Böyle ayarlayayım, böyle şey yapayım. Çünkü güneşin işlevi o ortamdadır. Bir tane de yere koyayım, keseyim ondan sonra. İle meyyul aziz. Hayat-ı dünyeviye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kafirin ihmal ikabında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir? Yani kafir Allah'ı inkar ediyor. İslamiyet'e düşman. Ama dünyada terakki ediyor. Allah da ceza vermiyor. Niçin diyor. Çok kişinin hatırına geliyor. Bir de okuyayım. Hayat-ı dünyeviye kasten bağlanan, dünyayı esas almış, inkar ediyor Allah'a. Allah inkar ettiği halde Allah'ın memleketinde, Allah'ın donanımları ile, nimetleriyle maddeten terakki ediyor, yetmiyor, tokattan, musibette mahrum oluyor. Yani gelmiyor. Niye? El cevap, evet o kafir kendi terkibiyle, sıfatıyla Cenab-ı Hakk'a Nebi Beşer'e takdir edilen nimetlerin tezahürüne şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı ilahiyene mehasinini bila şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garabeti sanat ilahiye nazarları celbediyor. Ne fayda ki farkında değildir. Demek o kafir saat gibi kendi yaptığı amelinde haberi yok. Ama vakitleri bildirmek gibi Nebi Beşer'e pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sıra binaen dünyada mükafatını görür. Şimdi bak. Kafir şeye benziyor. Mesela bir misal vereyim. Burada vermişken ben değişik de bir tane vereyim ki zengin olsun. Ama bir adam düşünün. Lambayı tutmuş. Tamam mesela Edison. Hani bazıları soruyor. Edison cennete gidecek mi? Edison'un böyle bir derdi olmamış ki. Sen niye onun adına dert yapıyorsun ki? Ben cennete gidecek miyim, gitmeyecek miyim dememiş ya. Acayip bir şey ya. Mesela burada namaz kılmıyor. Namazsız kutuplarda insanlar nasıl namaz kılacak diyor. Sana ne, sen burada kılıyor musun? Gerçi onların cevabı var da. Şimdi Edison'un cennete gideyim mi gitmeyeyim mi derdi yok. Adam diyor ki cennete gidecek mi gitmeyecek. Sana ne? Edison şuna benziyor. Lambayı tutmuş ama herkes o lambadan istifade ediyor ama kendisi istifade edemiyor. Amanın lamba tutması gibidir. Kendisi istifade edemiyor. Şimdi diyor ki kafir niçin ihmal ediliyor? Çünkü kafir adetullah'a diyor. Allah'ın adetine, sünnetullah'a uyuyor. Doğru kuralları kullanıyor. Ve Allah'ın gizli sanatının ortaya çıkıp beşerin istifadesine sunuluyor. Mükafatı da yaptığı bu iyiliğe mukabil insanlığa yaptığı takdir görüyor. Alkış görüyor, para görüyor, makam görüyor. Ama ne işlere yaradığını da kendisi de bilmiyor. Saat gibidir diyor. Saat şimdi bize saati gösteriyor ama ne yaptığını bilmiyor. Termometre bize sıcaklığı gösteriyor. Ama kendisi ne yaptığını bilmiyor. Şimdi
Kafirin ihmal edilmesinin sebebi, en hikmeti, insanlığa hizmet ediyor. İnsanlığa hizmet ediyor. İnsanlığa. Ama bu hizmetine mukabil ahirette mükafatı yok. Çünkü iman olmadığı için. Mükafat, peki Allah ameli, iyiliği mükafatsız bırakmıyor. Ya burada verecek ya orada verecek. Burada verip onun için musibet vermiyor. Kafirin iyiliklerinin karşılığı dünyadadır. Kötülükleri ahirettedir. Müslümanın kötülüklerinin karşılığı buradadır. İyiliklerin karşılığı oradadır. Onun için kafirin beşere yaptığı bu iyilikten tren bulmuş. Değil mi? Uçak bulmuş. Beşere hizmet ediyor. Şimdi bunu da Cenab-ı Hak kata yapanı tokatlasa, isyan edeni öldürse, o zaman dünyanın mantığı olmaz ki. Yani işlemez yani. Hayat işlemez. Ama ihmal mi ediyor? Hayır. Mühlet veriyor. Ha, bir de okuyayım cevabı. Hayır diyor. O kafir kendi terkibiyle, sıfatıyla Cenab-ı Hakça ne ve beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne. Yani insanoğlunun fıtratında şey var. Bu nimetlerin bulma özelliği var. Peki nasıl terakki ediyor kafir? Onu da söylüyor. Diyor ki şunu olmaksızın hizmet ediyor ve güzel maslahat ile measinin bilaşur tazim ediyor. Ne o? Kafir terakkisinde telefonu yaparken doğru yöntem kullanıyor. Batıl davasına. Batıl davasına Allah'ın doğru kurallarını kullanıyor. Müslüman ise doğru şeyine, neticesine, doğru davasına yanlış yöntem kullanıyor. O zaman neticelerin mağlup gözükmesi kullanılan yöntemlerin galibiyeti mağlubiyetiyle alakalıdır. Müslüman doğru bir hedef için kullandığı yanlış metot, kafir yanlış bir hedef için kullandığı doğru yöntem galip geliyor, netice değil. Yani yöntemi Allah'ın adeti. Yani mesela misal vereyim. İsrail çalışıyor, Müslüman yatıyor. Şimdi İsrail çalıştığı halde muvaffak olmasa, Müslüman yattığı halde galip gelse, Allah'ın adetullahına zıt. Kurallarına zıt. Yanlış oluyor o zaman. Yani çünkü Allah'ın iki tane şeriatı var. Bir kelam sıfatından gelmiş, bir irade sıfatından gelmiş. Kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim, amel ve itikad. Bunların cezası, mükafatı, alebi oradadır. İrade sıfatından gelen sistem, kitap, kainat kitabıdır. Oraya uyan, uymayan, bak, kelam sıfatından uyan, ruhsal olarak dünyada mükafatını, nimet olarak mükafatını ahirette görecek. Ama irade sıfatından gelen kainatı, su meslara ıslatır. E kardeşim sen paldır küldür girersen ıslanırsın. Paldır küldür girersin. Ya ben niye ıslandım? Niye ben Müslümandım da ıslanmayacaktım? Kafir Allah'ın kulu değil midir? İsyan eden kuludur. Ha, kafir insanlığa şuursuz olarak hizmet ettiğinden dolayı Allah cezasını ihmal etmiyor. Mühlet veriyor, teyir ediyor. Alkış görmesi, makam ve şöhret kazanması, para kazanması, yaptığı iyiliğinin karşılığını dünyada görüyor. Ama itikadının karşılığını ahirete görecek. Müslüman itikadının karşılığını dünyada ve ahirete görecek. Ama yaptığın hatasını orada değil, burada görecek. Onların içinden dine ilişmeyenler mesela Edison dine ilişmemiş. Lenin aynı yerde almayacak ama değil mi? Tabii tabii. Yani yedi tane tabakası var. Dursun. Doğru söyledi. Güzelmiş. Hatta yani iki tane kafir var. İki çeşit. Mütecaviz kafir, nötr kafir. Şöyle bir kafir. Yani ben bu dinle işim yok. Adem'i kabul adem. Kabul adem, adem kabul. Evet.
Yani ben ya din ya din sizin ya ben böyle bir şeyim yok. Ben inkar etmiyorum ama kabul de etmiyorum. Sizinle benim işim yok. Siz de benim işiniz olmasın ya. Ben işime bakıyorum ya. Laboratuvardayım. Ötekisi ise idealist düne hücum ediyor. Bunun bu farklıdır. Hatta bazı kafirlere cehennemde nihayetsiz devamlı bir ana benzemiyor ya. Orada standart sabit bir hayat verilecek cehennemde ama standart adeta ikide bir böyle her an azabı artma şeklinde değil de sabit olacak o makam. Ona da bir cennet gibi olmuş olur. Alışkanlık müsiyeti. Evet. Yaşamak zaten nimet. Evet. Biraz daha iyi. Bir tane Yahudi vardı fazla söylediği bir şey olmayan. Ona dedim şey yani cehennemde de Allah'ın adaleti gereği siz daha böyle şey yerde yanacaksınız. Tahkiyak yerde yanacaksınız yani çok fazla şey olmayacak. Gülmeye başladı. İyiydi o. Öylese iyiydi de. Çünkü onların şeriatına göre sen kafir olduğun için kafir bana bunları söylemesi bir manası yok. Onun için gülüyor. Eğer inansa hakikaten öyle güzel hakikaten dese kafayı yer diyor. Ama o gülmesi hiç şansı yok tabii. Aynen. Güldürecekler öyle orada. Ne acayip bir şey ya. İnsan bu kadar gafil olabilir mi? Bak şuuru olmaksızın kafir hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı ilahiyenin measinini bil aşuur tanzim ediyor. Allah'ın nimetlerini gösteriyor. Mesela adam yapmış bunu ve biz de kullanıyoruz. Yani şuursuz olarak şuurlu hareket yapıyor ama kendisine kastettiği, niyet ettiği nimet geliyor. Bunu Allah için yapmıyor. Para için yapıyor, parayı alıyor. Ahirette diyebilir mi ki ya Rabbi ben bu kadar hizmet ettim beşere. Ben ampul buldum bu kadar beşere. Kur'an okundu o ışık altında. O Kur'an okunanların sevabını ver. Sen bunu niçin yapmıştın? Şöhret için yapmıştın. Ben de sana verdim. Para için yapmıştın. Ben de sana parayı verdim. Ne için yaptınsa verdim. Ama Müslüman öyle demiyor. Diyor ki ve güzel masnuat ilahiyenin measinini bilaşur tanzim ediyor ve kuvveden fiile çıkartmakla garabeti sanat ilahiyenin nazarları celbediyor. Ama ne fayda ki farkında değil. Mesela Allah'ın bil kuvve gizli olan sanatını ortaya çıkarıyor. Allah'ın sanatını çıkartıyor. Mesela uçağı uçurarak Allah'ın sanatı havaya verdiği özelliği ortaya çıkarıyor. Hava uçak uçurmasaydı havanın bu özelliği bilinmeyecekti. Mesela bu adam telefon benim gibi konuşuyor. İnsan gibi konuşuyor değil mi telefon? Ama insan değil. Bunu yapmış. Allah da bunu bayatmış. İnsan bunu yapmış. Robot da yapmışlar ya. He, robot. Bunu mesela yapmış. Bu da bunu yapmış. Cenab-ı Hak da bunu yapmış. Ama buna yaptırmış. Bu insanoğlunun bu sanatı yapması ile robot yapsa insan, yemek yapsa robot, yatak serse, kitap okuyup bilgisayar yazsa ne derler? Aferin Ahmet Bey. Ne güzel yaptın derler değil mi? Yani robotu kimse takdir etmez. Hey, robota aferin kitap okuyor. Yok. Robotu yapanı takdir ederler. Aynen onun gibi insanı yaptığı sanatları da insanı yapanı gösterir. Takdir ettirir. Anladınız mı burayı? Bak. Robotun yaptığı özellikler. Yemek yapıyor robot. Vay be robot helal olsun. Demezler. Aferin Ahmet Bey ya mühendis bey. Ne güzel yaptın ya. Yani robotun meziyeti yapanı takdir ettiriyor. Aynen öyle de insanın yaptığı özellikler, sanatlar da insanı yapanı takdir ettirir. İşte kafir Allah'ın diyor garabet, acayip bir şey. Garabeti sanat-ı ilahiyenin nazarları celbediyor. Yani havada bir sürü özellikler var. Radyoyu, televizyonu bularak, efendim bulmak demek üstü kapalıydı. Uçağı uçurarak
havanın bu güzel özelliğini ortaya çıkarttı. Ama kafir bu sanatı böyle vasıta oluyor ama kendisine faydası yok. Saati göstermesi gibi ama saati gösterdiği halde saatin kendisine faydası yok. Mesela haberi de yok. Termometre sıcaklığı gösteriyor ama kendisi sıcak değil. Saat zamanı gösteriyor ama kendisi zaman değil. Gözlük mesela bana şey güzel gösteriyor ama kendisi görmüyor. Bak, gözlük bana eşyayı bana gösteriyor, yakın ediyor ama kendisi görmüyor. Demek o kafir saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Ama vakitleri bildirmek gibi nevi beşere, insanoğluna pek büyük bir hizmeti vardır. Bu surete binaen dünyada mükafatını görür. Yani bununla gayesi neydi? Takdir görmek, para almak. Allah onu da veriyor. Şimdi ahirete gitti Edison veya işte saat yapan. Ya Rabbi bana cennet istemiş miydin? Öyle bir şey yok. Sen para yaptın bu işi. Para, şöhret, ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım. Şöhret için yaptım. Ben de onu verdim sana, vermedim. İsteyene verilecektir. Sen istemedin ki. Ne istedinse verdim. Son cümlem şu olsun. Ed-dünyası cinnül mümin ve cennetül kafir. Müslüman ahirette cennete gidecektir. İnşallah. Müslüman öldüğü zaman veya kıyametten sonra cennete gidecektir. Cennetine göre dünya nedir? Zindandır, cehennem gibidir. Kafir ölünce din geldi ve kaydı. Kafirin gideceği yer cehennemdir. Cehennemine göre dünya nedir? Cennet gibidir. Oysa ve cennetül kafir, dünya kafirin cennetidir derken Müslümandan daha huzurlu yaşıyor değil. Yani gidecek olduğu yere göredir. Peki dünyada kafirden daha mı huzurlu yaşar? Belki Mercedes'e binmez. Yaya gider ama Müslüman ruhunda cenneti yaşar. Kafir Müslümanın ruhunda yaşadığı cenneti hayal bile edemez. Hayal bile edemez, hayal. Yani bizim şu anda yaşadığımız var ya şu anda halet. Kafir rüyasında görmez. Şu andaki lezzet buralı değil ki. Orayı yaşıyoruz. Rahimdir yani. Çünkü niye? Müslüman inandığı şeyle besleniyor. Bir daha. Müslüman inandığı şeyle besleniyor. Müslüman Allah'a iman ediyor. Allah'a iman etmenin faydası ahirette değil ki. Zaten orada ayrılır. Ahirete iman etmenin mükafatı ahirette değil ki. Ahirette iman yok ki. Zaten ahirette olacaksın. Yani nedir o? İnsan bu dünyada acizdir, fakirdir, yalnızdır, kimsesizdir, öksüzdür, güçsüzdür. Bir elma yese 10 tokat yer, önünde kabir var. Bu kadar dehşetler var yani. Bir üzüm tanesi de ondan tokat. Peki bu hastalıkların çaresini neyle bulacaksın? İşte ölümün çaresi diyor, ölüm korkusunu ortadan kaldıran ahirete imanın artmasıyla mümkündür. Ahirete iman zayıfsa ölüm korkusu kol geziyor. İnsanın en büyük meselesi ölümdür, kabirdir. O çözülmedikçe insana rahatlık yoktur. İşte ama kafir bunu halledememiş. İçinde kor gibi yanıyor. Niye çıldırmıyor? Bastırıyor. Hatırlamamak için dum 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 zum 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 zum. Yani televizyon zum zum zum. Arabaya biniyor, iş yerine gidecek. Dın 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 müzikle. İş yerine geliyor. Ha. Hafta sonları bilmem ne. Yani bir türlü kafayı, kalbini, vicdanını bir asude rahat tutup da olan ne istiyorsun diyememiştir. Hatta kısmen Müslüman bunun tokatını da yiyor. Çocuk mesela televizyon karşısında baba geç oğlum oraya. Baktı ki çocuk beni çok meşgul ediyor. Hemen mezara gömüyoruz. Bir araba veriyoruz. Arabayla oynayalım. Her gün bir yeni araba alıyoruz. Orada mezarlık yapıyoruz. Yani oyuncak mezarlığına gömüyoruz. Oyuncak almak başımdan defol demek.
oyuncak alacağına bir tane tencere kapağı al da sen oyna onunla. Kendinle, kendin muhatabı. Plastikleri muhatap ediyorsun. Plastik oyun almak başımdan defol demektir. Ben seni ilgilenecek, zaman vereceğim, zamanım yok. Ya. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temel selavatü.